Odası Eskişehir Şubesi'nde çağdaş mühendisler yönetime talip. TUMOV'a bağlı odalarda kongreler yaklaşıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 9-10 Aralık'ta yapılacak olan 11. dönem genel kuruluna hazırlanıyor. Odanın başkanı olarak çağdaş mühendisler adına düzenlediğimiz basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bizler çağdaş mühendisler olarak yönetime talibiz. Çağdaş Mühendisler Grubu olarak TUMOV Eskişehir Şubesi yönetiminde görev aldığımız süre içerisinde başarı çıtasını bir öncekinden daha yukarıya taşımak, meslektaşlarımız arasında dayanışma, sevgi ve saygı bağlarını güçlendirmek için var gücümüzle çalıştık. Şubemizi yerel ve ulusal platformda en iyi şekilde temsil ettik. Kurulduğu günden bugüne İster yönetimde olsun, isterse olmasın, odamızın bugünlere ulaşmasında katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çağdaş Mühendisler Grubu olarak odamızın onurlu ve kararlı duruşunu sürdürmek, kamuoyundaki saygınlığını arttırmak, her meslektaşımızı kucaklamak ve başarı çıtasını daha yukarıya taşımak için önceki dönemde olduğu gibi gelecek dönemde de var gücüyle çalışacak dinamik bir ekip oluşturduk. Bu anlamda 10. dönem yönetim kurulunda görev alan tüm arkadaşlarımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Emekten, meslektaştan, çiftçiden, topraktan, sudan, temiz havadan yanayız. Çağdaş mühendisler olarak her zaman Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında bilimsel ve teknik doğruları kamuoyu ile paylaşmaya, emekten, meslektaşlarından ve çiftçilerden yana üretim odaklı tarım politikalarını benimsemeye ve savunmaya, çağdaş, sosyal, laik, hukuk devleti anlayışının savunucusu olmaya devam edeceğiz. Odamızın temel ilkelerine bağlı kalarak tarım sektöründeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve üretim tekniklerini izlenerek üyelerimize, meslektaşlarımıza duyurulması ve tanıtılması yönünden eğitim, çalıştay, panel ve kurs gibi etkinlikler düzenlemeye devam edilecektir. Şubemizin çalışma komisyonlarının faaliyetleri daha etkin hale getirilecektir. Yeni çalışma komisyonları oluşturulacaktır. Önce meslektaş diyecek, meslektaşlarımızın odamıza bağlılığı arttırılacak, yeni mezun meslektaşlarımızın odamıza üyeliği teşvik edecek, çeşitli kurslar ile etkinlikler, spor turnuvası, yemek, balo, kahvaltı, piknik, geziler ve daha yaygın, daha katılımcı anlayışla devam ettirilecektir. Meslektaşlarımızın çalışma ortamının iyileştirilmesi, kamuda atama ve yükselme işlemlerinde kariyer, liyakat ilkesine uygun hareket edilmesi, nepotizm, mobbing uygulamalarına karşı meslektaşlarımızın yanında yer alınması konularındaki kararlı duruşumuz devam edecektir. Meslektaşlarımızın meslek onuruna yarışır ücretlerle çalışmalarının sağlanması, emeklilik durumunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların önlenmesi için ilgili makamlar ile genel merkez nezdinde girişimlerde bulunulacak ve mağduriyetlerin önlenmesi için çalışılacaktır. Kamu yararına doğru, bilimsel ve teknik verilere dayanarak en önemli doğal kaynaklarımız olan toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın, mera alanlarımızın korunmasını sağlamak, yağmalanmasını önlemek, kanun ve yönetmeliklerle tanımlanmış hak ve yetkilerimizi korumak ve kazanmak amacıyla halkımız, üreticimiz, akademik odalar, diğer meslek odaları, firmalar, bayiler ve sivil toplum kurumları ile birlikte mesleğimize ve odamıza yaraşır kararlılıkla beraber olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve Eskişehir tarımının sorunları ve çözüm önerileri konusunda tarımın tüm paydaşlarını, meslektaşlarımız ve üreticilerimizle buluşturan kongre, panel, konferans ve söyleşiler aracılığıyla kamuoyu doğru ve bilimsel verilerle aydınlatılarak tarımsal üretimde gerçeklerin, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılmasına devam edilecektir. Türkiye ve özellikle Eskişehir tarımını ilgilendiren konularla ilgili görüşlerimiz hiçbir tereddüt ve endişe duyulmadan bilimsel ve teknik doğrular ışığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kanunlara, planlara ve yönetmeliklere aykırı olarak hayata geçirilmek istenen her türlü uygulamaya karşı toprağımız, suyumuz ve havamızı korumak adına TUMOV odalarımız, belediyelerimiz, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile ortak veya bireysel olarak
ülke tarımımızın geleceği için yasal haklarımızı kullanmaya kararlılıkla devam edilecektir. Mesleğimizin ve örgütlülüğümüzün yarınları, geleceğimizin garantisi olarak gördüğümüz gençlerimiz, Ziraat Fakültesi öğrencileri ve ZMÖ Genç Eskişehir üyesi öğrencilerimizin yanındaydık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Donanımlı, girişimci, tarımsal etik değerleri özümsemiş, mesleğini, odasını ve ülkesini seven, oda aidiyeti yüksek birer mühendis olmaları için bilimsel ve sosyal gelişmelere her türlü katkıyı sağlamak adına ZMÖ Genç Eskişehir yapısı daha da güçlendirilerek geziler, konferanslar, söyleşiler, paneller ve talep ettikleri tüm etkinlikler yasa ve yönetmelikler çerçevesinde odamızın imkanları ölçüsünde düzenlenecek ve önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edilecektir. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız kanundan gelen hak ve yetkilerin kullanılması ve korunmasında, doğal kaynak talanının önlenmesinde, güvenli, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimi sağlanmasında, üreticilerin üretimden ve emekten gelen güçlerinin kullanılmasında, kısaca insanca yaşam haklarının elde edilmesinde en önemli unsurun örgütlenme ve örgütlülük bilincinde olması inancıyla üyesine sahip çıkan, hak ve yetkilerini koruyan örgüt, örgütünü sahiplenen, örgütüne destek olan üye anlayışını daha da geliştirmek için tüm meslektaşlarımızla dayanışmayı arttırmak, eğitim ve tarımsal üretime ilişkin sorunların çözümünde daha fazla ortak çalışmalar yürütebilmek için, ortak akıl anlayışını tüm çalışmalarda benimsetmek için, geçmiş dönemde gerçekleştirdiğimiz gibi üniversite, kamu kurum kuruluşları, STK'lar ve özel sektörle olan işbirliğimizi dayanışmayı daha ileriye taşıyabilmek için, üreticisinden ziraat mühendisine, tarımın tüm paydaşlarından ve halktan yana üretim odaklı tarım politikalarının oluşturulmasını bağımsız ve daha güçlü savunabilmek için, sahibi olduğumuz kentimizi, doğal kaynaklarımızı, dolayısıyla ülkemizi korumaya devam edebilmek için, Cumhuriyetimizin 100 yıllık ve şubemizin 20 yıllık birikimiyle, yönetimsel tecrübemizle 2024-2025 dönemi TMOB Ziraat Mühendisi Odası Eskişehir Şubesi yönetimine adayız. Tüm meslektaşlarımızı 9 Aralık Cumartesi günü saat 11'de Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılacak olan şubemizin genel kuruluna katılmaya, 10 Aralık 2023 Pazar günü saat 9'da 17 saatleri arası şubemizde gerçekleşecek seçimde oy kullanarak demokratik haklarına ve odalarına sahip çıkmaya davet ediyoruz saygılarımızla.